Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Driving Empire'a devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Driving Empire'da etkinlik özel Koenigsegg Gemera'yı almıştım ve sizlerle birlikte harika bir modifiye yapmıştık. Bakın aracımız burada. Arkadaşlar yorumlarda sürekli demişsiniz şu arabaların kapısını... Ne oluyor lan? BMW'li bir mafya beni kaçırdı. Arkadaşlar polise haber verin, itfaiyeye haber verin. Adam beni kaçırıyor lan. Oğlum. Space'de çıkabildiğimi niye unuttum ben? Ha ne diyordum? Arkadaşlar biliyorsunuz en son bunu almıştım. Ve siz şöyle kapılarını falan aç demişsiniz. Bakın size açayım. Bu araba artık kalkmış arkadaşlar, alamıyorsunuz. Spesyal bir arabaydı. Ve gördüğünüz gibi canavar gibi bir araba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır benim bu oyunda olup olmadığından emin olmadığım özelliği, bir dakika kapıları kapatmaya çalışıyorum ha. Özelliği deneyeceğiz arkadaşlar. Hazır gün aydı ve sizler bana demişsiniz ki gün ağarınca... Ha? Efendim? Gerçek misin? Bakayım. Arkadaşlar ben gerçek miyim? Yorumlara yazar mısın? Hayır diyelim, dur bakayım ne diyecek. Hayır. Ben çakma da şey gibi olur değil mi? Cep telefonu kılıfı mı lan bu? Dur bakalım ne diyecek. Tamam. arkadaşlar gördüğünüz gibi benim gerçek olup olmadığımdan emin olamadı. O ne lan? Kafamız araba çıktı. Tamam dedi. Neyse. Oğlum beni bir kaçırıp durmayın. Allah Allah. Arkadaşlar beni kaçırıp duruyorlar. Ha şimdi sizde modifiye gideceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu arabayı sonunda krom yapacağım. O neymiş lan? Üf, ne ses çıktı oğlum motordan. Bu arabayı krom yapacağım. Ve bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Kromun olduğuna gerçekten inanmıyorum ben bu oyunda. Bence siz hala beni trollüyorsunuz. Bakalım krom gerçekten var mı? Şey demişsiniz, beyaz ya da siyaset yansımasını fullle. Bakayım. Beyaz yapınca ne oluyor? Nasıl yani? Oyunda krom mu var? Harbiden mi? Oğlum gerçek mi? Bir dakika, bunu full arttırınca ne oluyor? Bunu da fullleyince ne oluyor? Ha yine krom oluyor, bir şey değişmiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok kritik bir durum. Araçta krom var. Bu kırmızı neyi yapıyor daha, şunu yapıyor. Araçta krom var. İnanamıyorum. Bu bir mucize. Bir dakika, plakada falan da var mı lan? Ya ben bu kulaklığı bu yüzden sevmiyorum ya. Çok ses çıkıyor. Sağır olacağım oğlum bir gün ya. Dur neyse. Şuradan plakaya bakalım. Bunu krom yapabiliyor muyum? Yok. O ne yapıyor lan? Aa, bu benim modifiyeyi yapıyor. Arkadaşlar. Takipçim benim modifiyemi yapmaya çalışıyor. Bakın görüyor musunuz? Ne yapıyor lan bu? Dur bakayım bir sorayım. Ne yapıyorsun tam olarak? Sordum bakalım. Arkadaşlar. Benim çakma modifiyeden yaptı. Tesla modifiyesi. Sanırım beni hani bu modifiyeyi yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Yemezler oğlum. Bu arabayı bozamam. Bu araba 7 milyonmuş arkadaşlar ya. Bilmiyorum doğru mu söylediniz yanlış mı, bir bakacağım. Çünkü araba kalkmış galiba. Etkinliğe ışınlanamıyoruz artık. Bu arabanın 7 milyon olduğunu yazmışsınız. Hemen bir kontrol edeyim. O kadar zengin miyim? Çünkü ben biliyorsunuz oyunlarda zengin olmaya alışkın değilim. Bakalım. Benim araba ne kadar ediyor? Hemen şuradan Prank App'ten bakalım. 7 milyon ediyor mu lan gerçekten? Nereden bakıyoruz arkadaşlar? Benim arabanın adı... Yeni BMW gelmiş oğlum. Oha, iki tane gelmiş oğlum. i8 gelmiş. Abo. Arkadaşlar. i8 gelmiş. Başka var mı lan BMW? BMW. Aa, Lamborghini gelmiş. Yok şey, McLaren gelmiş. BMW var mı başka? Oğlum çok iyi lan. 7 milyon demişsiniz. Benim araba nerede hani? 6,5 milyon, 11 milyon. Bir dakika, neydi benim arabanın adı? Eggjam değil mi? Arkadaşlar 7 milyonluk araba yok. Burada var mı acaba? Yakında geliyor da falan mı? Yok. Sınırlı araçlarda mı? Aa! Bugatti mi var lan oyunda? Oha, hem de şey, Centuria değil mi bu? Wow! Aa! Benim araba lan 7.3'müş. Oğlum o kadar ediyor mu lan? Arkadaşlar, bundan sonra bir milyoneri izlediğinizi unutmayın. 7.3 milyonluk arabam var ona göre. Oha oğlum ben milyonermişim lan. Şu Bugatti'ye bir bakayım.
Centenario muydu bu? Centuria mıydı? Cento DH miydi? Oğlum ben bunları GTA 5'te çok kullandım da isimlerini ezberleyemedim. O kadar çok Bugatti sürdüm ki. Sanırım Cento DH değil mi? Yorumlara bilenleriniz yazsın. Oğlum çok güzelmiş ya. Bu gelecek araba bu muydu arkadaşlar? Bunu şekerle sattılar mı? Yoksa direkt parayla mı geldi? Yorumlara yazar mısınız? Çünkü ben görmedim bunu yani. Şayet öyle parayla falan geldiyse, hani şekerle daha doğrusu, bileydim alırdım. Ama ben de işte arkadaşlar Tower Defense simülatöre sardım. Şayet bilmiyorsanız onu hemen şu sağ üst köşeden izleyin. Ya arkadaşlar yorumlarınızda gördüm onu. Ve bir oynamaya başladım, bir daha bırakamadım. Yemin ediyorum suçlusu sizsiniz. Bu arabayı alamamamın sebebi sizsiniz. Sizin yüzünüzden başka bir oyuna bağımlı oldum. Şaka bir yana bağımlılıklarımı kontrol etmem lazım, evet. Bir dakika, şu son gelen BMW neydi? Bir ona bakalım i8 dışında arkadaşlar. B250 mi ne gelmiş değil mi? Tüm araçlar. Ne bu? M2 mi? Ha M2. Değil mi M2? Evet B250. M250 galiba. M240 değil miydi lan o en son? Neyse M250 gelmiş. Bu ne? Aaa 2015 i8. Yakışır mı arkadaşlar, ne diyorsunuz? Bir BMW i8 çekeyim mi altıma? Param var ha. Bayağı param var. Bir i8 patlatabiliriz. Ama önce kendi arabamı bir krom olarak görmek istiyorum yarışlarda. Bakalım yarışta ne kadar iyi olduk. Hemen uzayalım. Şu chat'i kapatalım. Benim araba nerede lan? Benim arabam bu. Oğlum, ne oldu sana? Ha? Arkadaşlar, krom böyle gündüz olunca komple görünmüyor mu, yoksa paka mı girdi bu? Bu ne lan? He? Ha yok, bu benim arabam değil. Ne? Arkadaşlar ben sürmüyorum şu an. Ne oluyor? Ben neresine oturdum bu arabanın? Çok iyi oğlum ya. Yeniden spam edelim. Aa! Ne kadar garip. Arkadaşlar resmen az önce büyülendik. Bakın bakın şöyle çekeyim. Aa yarış var. Bakın 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 bakın. Koenigsegg ezer oğlum, ezer. 7 milyonluk araba arkadaşlar bugüne bugün. Ama biraz da sürmeyi öğrendim bakın. Artık pro şekilde sürebiliyorum. Bak 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 bu dönüşü. Yemin ediyorum en kralınız yapamaz. Bak. Ey yavrum ey, nasıl? Dönüyorum değil mi? Bak. Nasıl? İyi değil mi? Neredeyse ağaca vuracaktım. Dur bakayım bir yarışa gidelim. Oğlum bayağı ciddi ciddi 7 milyon olmuş lan benim araba. Arkadaşlar bu devirde araba alınmaz. Ben aldığımda 10 bin şeker falandı. Evet. Maalesef. Acayip zam yemiş ya. Fena olmuş ha. Yarış var mı? Yarışalım yarışalım yarışalım. Merhaba. Yarış yarış. Gel benimle yarış bir gel. Canın sağ olsun diyor. Sağ olacak, merak etme. Arkadaşlar benim arabamın drag arabası olmadığını söylemişsiniz. Yani bu yarışta iyi değil demişsiniz. Bakalım iyi mi değil mi? Ha bizi almadı. Oğlum ben durmuyor muydum? Arkadaşlar ben girmedim mi? Allah Allah. Dur bakayım lan, onlarla birlikte yarışayım. Ben geçebilecek miyim bakalım, bir dakika. Gel. Ben yarışta yokum ama varım. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Aa. Ne? Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Ne oldu oğlum az önce? Arkadaşlar, size ufacık bir sorum var. Bu oyunda hile var mı? O neydi oğlum? Nereye gitti lan o çocuk? Arkadaşlar resmen hile gibi uçtu. Aa geri gelmiş. Ulan hileci lan bu. Aa çocuk zaten sipsiyah, baksanıza. Yani kimliğini gizlemek için kendisini böyle yapmış bakın. Lan uçtu lan herif resmen. Oha. Oğlum hile var mıydı lan bu oyunda? Ben hiç denk gelmemiştim, ilk defa gördüm. Garip. Hey dostum. Merco gel yarışalım gel. Yarış doluymuş Merco. Şeye gel. Neydi lan? Sirküt müydü neydi? Dur nerede o? Devre yarışı aynen. Orada yarış yapalım. Ya kromu bir denemek istiyorum renk olarak arkadaşlar. Yarışta nasıl görünüyor görmek istiyorum. Hadi bakalım. Birini bekleyelim. Oğlum o hileydi değil mi? Kesin hileydi arkadaşlar. O kadar da hızlı kalkmaz. Ama Supra'ydı lan gerçi. Ben internette videolarını izledim. Bunlar arkadaşlar 1000 beygire falan çıkıyormuş. Böyle acayip gidiyor. Ya yani belki de odur bilmiyorum. Ama bana bir tık hile gibi geldi. Yarışa kimse gelecek mi? Hmm.
deneyemeyeceğiz mi? Cross yapan var mı? Arkadaşlar Chrome yaptım da bir yarışa giremedik ya. Kimse gelmedi. Durun bakalım, birisi gelirse oradan devam ederiz. Aa, sanırım o hileci yine. Bir dakika. Arkadaşlar bak, tamam supra mupra ama bak, bu çocuk hileci arkadaşlar. Bu çocuk hile yapıyor. Oğlum bir dakika lan, bir de benimle yarışsın lan. Bir de benimle yarış Allah rızası için. Dur. Hop ben yarışacağım, ben testem o. Bir de biri benimle yarışsın lan, neymiş oğlum. Aa, hile arkadaşlar. Vay hileci vay. Git lan sen, biz yarışacağız. Bu neymiş oğlum? Bugatti mi? Arkadaşlar çocuk, ne bu? Supra mı? Hileli Supra ile Bugatti'yi yendi lan. Oha. Bolide değil mi bu? Evet. Plakaya bak, 34F29. Bu hanginiz lan? Oğlum oyunda Bugatti'si olan mı var? Şşş. Versenize bir tur sileyim. Dur bakalım, bir yarışalım arkadaşlar. Bugatti ile yarışalım. Bakalım o mu iyi, ben mi iyiyim? Hep birlikte görelim. O da neymiş ya arkadaşlar. Babasının düşmanlarına rahmet. Baksanıza. Bir dakika lan, ben sıradayım oğlum, ben. Ben dışarı çıkmadım değil mi az önce? Ben yarışmak istiyorum arkadaşlar çünkü. Oğlum Efe'nin Bugatti'si var lan. Efe. Şş. Nereden geliyor lan bu zenginlik? Beni yine almadı. Arkadaşlar. Oğlum bu ne? Ya arkadaşlar. Oyun hileci dolmuş. Gel Efe, biz seninle normal yarışalım oğlum, gel. Efe. Şş. Yarışalım mı lan? Ha? Efe, yarışalım gel. Oğlum arabası çok çekilmiş lan. Bir VS atalım Efe. Efe. Gel oğlum. Gel lan. Yarışalım. Kaydırabiliyor muyum lan tekerleri? Aa, benim araba 4 çeker arkadaşlar. Yapamıyorum onu. Efe. Şşt. Yarışalım hadi gel. Ha? Yer mi maçan? Efe. Çocuk umursamıyor bile lan. Bugatti'si var ya. Oğlum çok fenaymış lan. Bu hileciden dolayı yarışamadık arkadaşlar. Sağlık olsun. Olur öyle. Aa arkadaşlar bakın, Bugatti Cento diye çalmış çocuk, görüyor musunuz? Vay yavrum vay. Ama sürmeyi bilmiyor benim gibi. Arkadaşlar akşam oldu, ben server bile değiştirdim. Lakin bir yarışacak eleman bulamadım ya. Bir tane bile yok. Şunda yarışalım bari. Şş, Bugatti yarışalım mı oğlum? Gel lan gel. Ha, yarışacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Bugatti ile yarışacağız. Gel Bugatti gel. Gel oğlum, atla üstünden lan. Gel. Bugatti'yi yarışa davet ettim. Bakalım gelecek mi? Ah. Arkadaşlar geliyor. Diğer serverda hileciler vardı. Dedim değiştireyim. Ah. Şimdi ayva yedi. İzleyin arkadaşlar. Ben profesyonel bir yarışçı olarak, ben niyelerimi kütletiyorsam havalı olmak için. İçimden geçecek ama. Olsun. Belki yeneriz arkadaşlar. Yani nasıl sürdüğünü gördünüz az önce. İzleyin şimdi. İzleyin. Arkadaşlar bana güveniyor musunuz? Bana güveniyorsunuz değil mi? O zaman arkanıza yaslanın. Bakın. Şu manzaraya iyi bakın. Birazdan buradan galip ayrılacağım. Bak. 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 Oğlum Bugatti'n olsa neye yarar? Bende var resmen Koenigsegg. Gel bakalım. Oh yeah. Arkadaşlar arkadaşımız biraz lagli galiba. Bir kasma var bir tık onda. O çuvallayacak gibi. Kesinlikle. Onun çuvalladığı yerde ben devreye gireceğim ve onu yeneceğim. Arabanın hiçbir önemi yok arkadaşlar, iyi izleyin. Bugatti'si olsa bile rezalet bir yarışçı. Ve ben bence gayet iyi yarış... O ne lan? O ne oğlum? Paparazzi gibi takıldı peşimize. Bak 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 bak. İşte buna üstün yarış performansı derim. Bak. Gel lan gel. Bugatti ile yarışıp Bugatti... Lan nereye çarptım ben? Ben nereye çarptım? Hayır, bu kabul edilemez. Hayır. Hayır, kabul edilemez. Kabul etmi. Sen nereye çarptın lan keriz? Arkadaşlar ya. Benden kötü yarışanlar varmış oğlum bu oyunda. Nasıl olabilir lan böyle bir şey? Ha? Gerçekten rezalet. Bu ne yapıyor lan? Oğlum sen yarışabiliyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bakın, bakın, bakın. Bugatti yenmedi de demezsiniz arkadaşlar. Bakın. Oba! İyi, sıkıntı yok. Bir an öldük sandım ama ölmemişiz, tamam. Arkadaşlar, bundan sonra benimle konuşurken dikkatli olun. Çünkü Bugatti yenmiş adamım. İyice havalara girdik.
%100 yenileceğiz bakın. Çocuk geliyor mu bilmiyorum ama fena halde fark attım arkadaşlar. Koenigsegg'le Bugatti yenme keyfi. Oh yeah. Tabelaları deviriyoruz. Her yeri deviriyoruz. Bir pro gibi yanlıyoruz. Ve farkımızı konuşturuyoruz arkadaşlar. Farkımızı konuşturuyoruz. Fena odaklandım lan, niye bilmiyorum. Acayip kin yaptım arkadaşlar. Benim o Bugatti'yi yenmem lazım. Bugatti resmen rezil olmalı. Yeniyorum lan şaka bir yana. Ben iyi bir yarışçıyım ha. Valla. Kendimi artık öveceğim. Evet. Ben iyi bir yarışçıyım. Evet, bu doğru. Evet, bazen gaza yapıyorum ama bence iyi bir yarışçıyım. Ve yarışın %95'ine geldim arkadaşlar. Artık bu seviyeden sonra kaybetmem mümkün değil. Asla. Hani Titania asla batmaz demişler de kaybetmiş ya. Daha doğrusu batmış ya. Ben de öyle oluyormuşum. Ama yok arkadaşlar, artık resmen Bugatti'yi yendim. Aa, hala yarışıyor çocuk. Aa. Niye? Arkadaşlar, gördünüz mü? Yeni arabam resmen Bugatti. Bugatti dinlemiyor arkadaşlar. Bak bak bak. Hey dostum. Şekilsin ama bizim bizim kadar değilsin. Arkadaşlar, gördünüz mü? Bugatti'ye falan güvenmeyeceksiniz oğlum. Altında Koenigsegg varken beni kimse yenemez. Ve evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bugünkü bölümden acayip eğlendim. Hile gördük, arabayı krom yaptık. Ne bileyim, bir sürü şey yaptık. Yani ben gayet eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoda BMW'li birisi bizi kaçırdı. Resmen yaşanmadık şey kalmadı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilsin. Bugatti'yi yedim, bekliyorum. Hala kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öyleyse hastaneye yetiştirelim. Ölmesin ya gariban. Anam. Ambulans mı? Yok lan, bir dakika. Polis. Sanırım bıçağı gören siviller şey yaptı. Ateş, bir de bıçağı sivillere mi gösterdin? Allah seni bildiği gibi yapsın Ateş. Sen ne biçim bir ajan oldun çıktın? Bir gün önce Takemura'yı deviriyorsun. Bir gün sonra kıçınla başka yerleri deviriyorsun. Koş. Hadi kaçalım kaçalım. Koş 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 koş. Anam, geliyorlar Sofya. Sofya, senin tortonu almak zorundayız. Yoksa yakalayacaklar. Anahtarlar üstünde. Fark ettim onu, fark ettim. Bin 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 bin. Allah Sofya ya. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ateş, hepsi senin suçun ya. Ne diye beni takip ediyorsun ki? Hem bir düşüneyim acaba ne diye. Çünkü bana yalan söylediğin için olabilir mi? Ben sana yemek masasında dedim. Bana doğruyu söyle dedim.